33. bölüm. Kur'an-ı Kerim'de Zülkarneyn ile ilgili kısa Kehf suresinin 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101. ayetlerinde geçer. Kur'an ayetleri. Kehf suresi 18. sure. 83 sana Zül'tan neyinden de sorarlar. De ki, size ondan bir hatıra okuyacağım. 84. Biz onun için yeryüzünde güç ve saltanat hazırladık ve ona her şeyden bir sebep verdik. 85. O da bir sebebi izledi. 86. Nihayet, güneşin battığı yere varınca onu kara balçıklı bir göze de batar buldu. Onun yanında bir de kavim buldu. Dedik ki, ey Zülkarneyn, ya bunları azap edersin ya da haklarında güzel bir tavrı esas alırsın. 87. Dedi, zulmedene azap edeceğiz, sonra Rabbine döndürülecek, o da onu görülmedik bir azaba çeker. 88. İman edip hayra ve barışa yönelik iş yapana gelince, onun için ödül olarak en güzeli var. Ve ona, buyruğumuzdan, kolay olanı söyleyeceğiz. 89. Sonra bir sebebi daha izledi. 90. Bir süre sonra, güneşin doğduğu yere varınca onu, ona karşı kendilerine bir siper yapmadığımız bir topluluğun üzerine doğar buldu. 91. İşte böyle. Biz onun yanında olan her şeyi bilgimize kuşatmıştık. 92. Sonra yine bir sebebi izledi. 93. Nihayet, iki set arasına ulaştı. Setler arasında öyle bir topluluk buldu ki neredeyse söz anlamıyorlardı. 94. Dediler, ey Zülkarneyn. Yecüc ve Mecüc bu yerde bozgunculuk yapıyorlar. Onlarla bizim aramızda bir set yapman şartıyla sana vergi verelim mi? 95. Dedi, Rabbimin beni içinde tuttuğu imkan ve güç daha üstündür. Siz bana bedensel gücünüzle destek verin de onlarla sizin aranıza çok muhkem bir engel çekeyim. 96. Bana demir kükleleri getirin. İki ucu tam denkleştirince, körükleyin. Dedi. Onu ateş haline koyunca da getirin bana, üzerine erimiş bakır, katran dökeyim. Diye seslendi. 97. Artık onu ne aşabildiler ne delebildiler. 98. Dedi, bu, Rabbimden bir rahmettir. Rabbimin vaadi gelince onu yerle bir eder. Ve Rabbimin vaadi haktır. 99. O gün onları bırakmışızdır, birbirleri içinde dalgalanırlar. Surada üflenmiştir, hepsini bir araya toplamışızdır. 100. O gün, cehennemi, inkarcılara öyle bir sunmuşuzdur ki. 101. Onlar, gözleri benim zikrim, Kur'an'ın karşısında perde içinde olan insanlardı. Dinlemeye dayanamıyorlardı. Bu ayetlerde Zülkarneyn'in doğuya ve batıya yaptığı seferlerden ve bu seferler sırasında karşılaştığı olaylardan bahsedilir. Ancak bu kıssada verilen bilgiler çok genel ve semboliktir, dolayısıyla Zülkarneyn'in tam olarak hangi coğrafi bölgelere gittiğini belirlemek zordur. Bu yüzden olsa gerek çok farklı görüşler mevcuttur. Kıssada geçen mekanlar. Kehf suresinde Zülkarneyn'in güneşin battığı yere Magrib Güneş'in doğduğu yer Emasrik ve iki set arasına aynı zamanda Yecik ve Mecic'in yaşadığı yer gittiği belirtilir. 1. Güneş'in battığı yer. Bu ifade, Zürtanney'in batıya doğru bir sefer yaptığını gösterir. Bu bölge, Güneş'in denize veya karaya batarken gözlemlendiği bir yer olabilir. 2. Güneş'in doğduğu yer. Bu sefer doğuya doğru yapılmıştır ve insanların sabah güneşiyle karşılaştığı bir yer olarak tanımlanabilir. 3. İki set arası. Zülkarneyn, iki dağ arasında bir bölgeye gider ve burada Yecik ve Mecic'in saldırılarından korunmak için bir set inşa eder. Zülkarneyn'in gittiği yerlerin kutuplar olabileceği ihtimali. Kutup bölgeleri ile ilgisi. Zülkarneyn'in seferlerinin kutuplarla bağlantılı olabileceği ihtimali üzerinde durulabilir. Örneğin, güneşin battığı yer ve güneşin doğduğu yer ifadeleri, kutup bölgelerindeki uzun gündüz ve gece döngülerini anımsatıyor olabilir. Zültanney'nin kıssası tarih boyunca pek çok farklı şekilde yorumlanmış ve çeşitli kişiliklerle ilişkilendirilmiştir. Ancak, kıssanın ayrıntıları ve sembolizmi kesin bir sonuca ulaşmayı zorlaştırmaktadır. Konuyla ilgili çeşitli yorumlar ve olasılıklar. Konu hakkında yapılan yorumlar. Zültanney'nin gittiği yerler. 1. Güneşin battığı yer. Batı. Güneşin battığı yer genellikle batıya doğru yapılan bir yolculuğu simgeler. Sultanney'nin batıya yaptığı bu seferin deniz ya da bir göl kıyısına ulaşmasıyla sona erdiği ifade edilir. Burada güneşin kara balçıklı bir suya battığını görmesi birçok yorumda güneşin denize batışının sembolik bir ifadesi olarak anlaşılır. Coğrafi olarak bu yer Kuzey Afrika, Akdeniz veya Hazar Denizi gibi batıda bir su kütlesi olabilir. 2. Güneşin doğduğu yer. Doğu. Güneşin doğduğu yer Sultanney'nin doğuya yaptığı seferi temsil eder. Burada güneşe karşı korunmasız bir halkla karşılaştığı belirtilir. Bu yer, genellikle doğudaki geniş bozkırlar ya da çöllerle ilişkilendirilmiştir. Bazı yorumcular, buranın Orta Asya stepleri veya Hindistan'ın doğusu olabileceğini düşünmüşlerdir. 3. İki set arası Kafkasya veya Orta Asya İki set arasındaki yer, Zülkarneyn'in Yecik ve Mecirci'den korunmak için bir set inşa ettiği yerdir. Bu yerin coğrafi konumu hakkında çeşitli spekülasyonlar yapılmıştır. Bunlar arasında en yaygın olanı, Kafkas dağlarında bulunan Darayel geçididir. Bir diğer olasılık ise, Orta Asya'da, Çin Seddi yakınlarında bir yer olabilir. Ancak bu konuda net bir bilgi yoktur. Tabii bu set kutuplarda da veya bambaşka bir yerde de olabilir. Yecüc ve Mecüc'ün önü açıldığı zaman onlar, her tepeden akın ederler. Enbiya Suresi Ayet 96 Yecüc ve Mecüc kimdir? Yecüc ve Mecüc Yecüc ve Mecüc, Kur'an'da kaos ve fesat çıkaran, insanlara zarar veren bir topluluk olarak tanımlanır. Bu kavimlerin kim oldukları konusunda pek çok teori vardır. Bazı yorumcular, onları tarihi veya mitolojik bir kavim olarak görmüş, bazıları ise yecüc ve mecüci insanlığa zarar veren güçler, yani sembolik bir anlamda toplumları tehdit eden kaos unsurları olarak yorumlamıştır. Bazı İslami kaynaklarda yecüc ve mecüc, Orta Asya'da yaşamış barbar kavimler olarak da tanımlanmıştır. Çin Seddini bu kavimlerin saldırılarına karşı korunmak amacıyla inşa edilen bir yapı olarak görenler de vardır. Burada direkt Türk milletine saldırıyorlar. Bu görüşe katılmamız mümkün değildir. 34. Bölüm Zültanneyn'in kimliği Zültanneyn'in kimliği konusunda çeşitli görüşler vardır ve bu konudaki kesinlik belirsizdir. Şimdi öne çıkan 3 kişiye kısaca değinmek istiyorum. Daha sonra derinlemesine inceleyeceğiz. 1. Büyük İskender Alexander bazı yorumcular Zültanney'nin Büyük İskender Makedonyalı İskender olduğunu öne sürerler. İskender, doğu ve batıya geniş seferler yapmış ve farklı kültürlerle etkileşimde bulunmuş bir hükümdardır. Ancak bu görüşün İslam alimleri arasında tam bir kabul görmediği de belirtilmelidir. İskender'in hayatı Zültanney'nin kıssasındaki bazı detaylarla örtüşmez. 2. İkinci Kyros Diğer bir popüler görüş, Zültanney'nin Pers İmparatoru 2. Kiros olduğudur. Kiros hem doğu hem batıya seferler yapmış, farklı kültürlere hoşgörüyle yaklaşmış ve adaletli bir hükümdar olarak tanınmıştır. Kurandaki Zültanney'nin adaletli ve Tanrı'ya bağlı bir hükümdar olarak tanımlanması, bu görüşü destekleyenler arasında yaygındır. 3. Oğuz Kağan. Diğer bir görüş ise Zültanney'nin Oğuz Kağan olabileceği yönündedir. Oğuz Kağan destanında geçen bazı motifler Zülkarneyn kıssasıyla paralellikler taşır. Ayrıca Zülkarneyn kıssası, ahlaki ve evrensel mesajlar içermekte olup, insanlara adalet, güç ve tanrıya bağlılık konusunda dersler vermektedir. Zülkarneyn'in kimliği ve yerlerin coğrafi karşılıkları hakkında yapılan yorumların hangisinin daha doğru olduğunu kesin olarak yalnız Allah bilir. Biz araştırmamıza devam edelim. Şimdi daha derinlemesine inceleyelim. Pers Kralı 2. Kiros veya Büyük Kiros ikinci kilosun zülkarneyn olma ihtimali de çok fazladır. Hatta düne kadar araştırmacıların gözünde en ağır ihtimaldi. Hala da öyledir ama ben bir iki araştırma yaptıktan sonra kilosun zülkarneyn olduğu düşüncesinden vazgeçtim. Tabii gerçeği yalnız Allah bilir. Neden ikinci kilos yani büyük Kiros zülkarneyn olamaz? Çünkü Tomlis Hatun büyük kilosu öldürmüştür hatta ikinci kilos Babil'i fethettikten sonra Babil'in koruyucu tanrısı Marduk'a taptığına dair kayıtlar bulunmaktadır. Bunlar Zülkan Ney'nin resmine uymaz. Tarihten bir kesit. Tomris Hatun, bu baskın ve oğlunun ölümü üzerine çok üzülür. Bunun üzerine Pers kralı Kiros'u öldürmeye yemin etmiştir. Zamanı geldiğinde elde edilen başarılar neticesinde Kiros öldürülmüştür. Sakaların Persler ile yaptığı savaşlar Herodot tarafından, tarihin en kanlı savaşı olarak nitelendirilmiştir. Dahası, MÖ önce 6. yüzyılda Pers Kralı 2. Kiros, Babil'i fethettiğinde, kentteki yerel dini geleneklere saygı gösterdi. Babil'i fethettikten sonra, Babil'in koruyucu tanrısı Marduk'a taptığına dair kayıtlar bulunmaktadır. Bu, Kiros'un fethettiği halkların inançlarına ve kültürlerine saygı gösterdiğini, onların desteğini kazanmaya çalıştığını gösteren bir örnektir. Diye söylense de ben buna anlam veremedim. Ne Hazreti İbrahim tutları acıdı ne de Hazreti Muhammed. Ne demek saygı için ona tapınmak? Tek tanrıcı kimsenin, hele hele bir peygamberin böyle bir şey yapacağını düşünmüyorum. Kiros silindiri olarak bilinen bir antik yazıtta Kiros, Marduk'un kendisine yardım ettiğini ve Babil'in yönetimini ona devrettiğini belirtir. Ayrıca Marduk'un onu Babil'e barış getirmesi için seçtiğini söyler. Allah tarafından buyruk ile hareket eden bir kimse Babil'in sözde koruyucu tanrısının kendisini seçtiğini söyler mi? Bilemedim ya bu konuda bildiğimiz tarih yanlış ya da aradığımız Hazreti Zülkarneyn kilos değil. Bu konuda Mustafa Öztürk başta olmak üzere İbrahim Esinler Kiros'un Hazreti Zülkarneyn olduğunu kanıtladıklarını iddia ettikleri videolara ve yazılara internetten kolayca ulaşabilir araştırabilirsiniz. Benim için bu kadarı yeter. Büyük İskender Büyük İskender neden Zülkarneyn olamaz? Büyük İskender milattan önce 356-323- antik Yunan'da doğmuş ve büyümüş bir hükümdardı. İskender'in dini inancı, dönemin Helenistik kültürüne uygun olarak çok tanrılı bir yapıdaydı. Büyük İskender tek tanrıcı değildir. 1. Çok tanrılı inanç Yunan tanrıları Büyük İskender, Yunan mitolojisinin tanrılarına inanıyordu. Özellikle Zeus, Athena ve Dionysos gibi tanrılara büyük saygı gösterirdi. İskender'in, kendini tanrıların bir temsilcisi veya onlardan biri olarak görmesi de, bu bağlamda değerlendirilebilir. Babası 2. Filip de Yunan tanrılarına bağlıydı ve bu inancı oğluna da aktarmıştı. 2. Yulahlaştırılma ve tanrısal kimlik Tanrısallaştırma İskender, Mısır'a girdiğinde Mısır rahipleri tarafından Tanrı Amon'un oğlu olarak ilan edildi. Mısır'da, Firavunlar genellikle Tanrı olarak kabul edilir ve bu gelenek İskender için de geçerliydi. İskender, bu tanrısal kimliği kabul etti ve Amon'un oğlu olarak tanındı. Orak ve Ofamon. İskender, Mısır'daki Amon ke Anet merkezini ziyaret etti ve burada kendisinin tanrısal kökenlere sahip olduğunu öğrendiğine inanıldı. Bu durum, onun tanrısallığını pekiştirdi ve kendisini tanrı, kral olarak görmesine yol açtı. 4. İskender'in kültürel etkisi Helenistik dönem İskender'in seferleri, Yunan kültürünü geniş bir coğrafyaya yaydı ve Helenistik dönemin başlangıcını oluşturdu. Bu dönemde Yunan çok tanrılı dini inançları, Doğu dinleri ve inanç sistemleri ile etkileşime geçti. Dini sentez İskender farklı din ve kültürlerle temas ettiğinde hoşgörülü bir yaklaşım sergilemiş ve farklı dinlerden unsurları benimsemiştir. Ancak bu durum onun kişisel olarak tek tanrıcı olduğu anlamına gelmez, daha ziyade politik bir strateji ve hoşgörü göstergesi olarak yorumlanabilir. Sonuç Büyük İskender esas olarak Yunan çok tanrılı inanç sistemine bağlıydı ve kendisini zaman zaman tanrılarla özdeşleştirmiştir. Tek tanrıcılık ile ilgili kesin bir inancı olduğuna dair kanıtlar yoktur. Ancak, farklı kültürlerle olan etkileşimleri sırasında çeşitli dini inançlara saygı gösterdiği ve bu inançlardan bazı unsurları benimsediği bilinmektedir. İskender'in dini inançları, onun hem Yunan tanrılarıyla olan bağını hem de diğer kültürlere duyduğu saygıyı yansıtır. Kısaca bu tarihi bilgiler yanlış değilse Büyük İskender'in Hazreti Zülkarneyn olma ihtimali yoktur. Oğuz Kağan. Zültamne'nin Oğuz Kağan olma ihtimali. Oğuz Kağan Destanı, Türk mitolojisinin ve edebiyatının en önemli eserlerinden biridir. Bu destan, Türk milletinin kökenlerini, kahramanlıklarını ve Oğuz Kağan'ın liderlik vasıflarını anlatır. Destan, Türklerin Orta Asya'da yaşayan boylar olarak nasıl bir araya geldiklerini ve Oğuz Kağan'ın rehberliğinde bir millet olarak nasıl şekillendiklerini açıklar. Şimdi Oğuz Kağan Destanı'nın ana hatlarına ve içeriğine daha yakından bakalım. Oğuz Kağan Destanının İçeriği 1. Oğuz Kağan'ın Doğumu ve Çocukluğu Doğumu. Destanda Oğuz Kağan'ın olağanüstü bir çocuk olarak doğduğu anlatılır. Doğduğunda diğer çocuklardan farklıdır, hızlı büyür ve kısa sürede cesur bir savaşçı olur. Bu olağanüstü doğum, onun gelecekte büyük bir lider olacağının işareti olarak görülür. İlk Başarıları. Oğuz Kağan henüz çocukken büyük avcılık başarıları gösterir ve doğanın zorluklarına karşı dayanıklılığı ve cesaretiyle dikkat çeker. 2. Oğuz Kağan'ın ilk zaferleri. Gökyüzü ve yeryüzü ile iletişim. Oğuz Kağan, Tanrı ile doğrudan iletişim kurar ve ondan ilham alır. Gökyüzü ile konuşur ve Tanrı'nın kendisine verdiği görevleri yerine getirir. Bu, onun ilahi bir lider olduğunu gösterir. Düşmanlarına karşı zaferler. Oğuz Kağan, çevresindeki düşmanları yenerek onların topraklarını fetheder. Onun en büyük başarılarından biri, dünyayı fethetme arzusu ve bu hedef doğrultusunda ordusunu toplayarak farklı bölgelere seferler düzenlemesidir. 3. Doğuya ve Batıya Seferler Doğuya ve Batıya Yolculukta Oğuz Kağan'ın Doğuya ve Batıya yaptığı seferler, onun dünyanın her iki ucuna da hükmetme amacını simgeler. Doğu ve Batıya gidip oradaki halkları boyunduruk altına alması, onun evrensel bir lider olduğunu vurgular. Neredeyse tüm dünyayı gezmiş ve fethetmiştir hükmettiği milletler. Oğuz Kağan, fethettiği milletler arasında adaleti sağlamak için çalışır. Bu, onun sadece bir savaşçı değil, aynı zamanda adil bir yönetici olduğunu gösterir. 4. Oğuz Kağan'ın oğulları ve halkı. Oğuz Kağan'ın aile yapısı. Oğuz Kağan altı oğlu vardır ve bu oğulları üzerinden Türk boylarını düzenler. Her oğul farklı bir boyun atası olarak kabul edilir. Bu, Oğuz Kağan'ın Türk boylarının kurucu lideri olarak görülmesine yol açar. Oğuz Kağan tüm Oğuzların atasıdır. Boyların düzenlenmesi. Oğuz Kağan'ın oğulları ve onların soyundan gelenler, Türk milletinin farklı kollarını oluşturur. Bu yapısal düzenleme, Türklerin kabile sistemini ve yönetim tarzını yansıtır. Bitti mi? Hayır. Daha da derine girdiğimizde benzerlikler artıyor. 35. Bölüm Oğuz Kağan Bilge Kağan M.T. An Zülkan N çift boynuzlu ve iki zaman veya iki nesil sahibi demektir. Oğuz, güçlü, kuvvetli anlamındaki öküz, öğüs kelimesinden gelmiştir. Öküzün de boynuzları vardır. Oğuz 116 yaşına kadar yaşamıştır. Bir iddiaya göre Oğuz Kağan, Mete Han'ın ünvanıdır ve aslında Zülkarneyn de bir ünvandır. Mete Han'ın Oğuz olup olmadığını bilmiyorum. Ancak Orhun yazıtlarında anlatılanlar Zülkarneyn kıssasına uyuyor ve Oğuz Kağan destanında anlatılanlar da bu kıssayla örtüşüyor. MT veya başka birisi fark etmez ama Oğuz isminin tıpkı Zülkarneyn gibi bir lakap olduğu ortalıdır. Ayrıca bu iki ismin aynı anlama geldiği de bilinen bir gerçektir. Oğuz Kağan'ın Bilge Kağan olarak adlandırıldığı da söylenir. Az önce belirttiğim gibi bir rivayete göre Mete Han ile aynı kişi olduğu da söylenmiştir. Sözün özü, Kur'an'da Hazreti Zülkarneyn lakabıyla anıldığı için gerçek ismini bilmiyoruz. Aynı şekilde, Oğuz'da bir lakap olduğundan, onun da gerçek ismini şimdilik bilemiyoruz. Bu konuda bazı iddialar ortaya atılsa da kesin bir bilgi yoktur. Ayrıca Oğuz Kağan'ın çocuklarına verdiği isimler sembolik olarak Zülkarneyn'in seferlerini ihtiva etmektedir. Oğuz Han'ın oğulları. Günhan Güneş. Ayhan. Yıldız Han. Gökhan. Dağhan. Deniz Han. Oğuz Kağan Destanı. Oğuz Kağan Destanı, Türk mitolojisinin önemli eserlerinden biri olup, yazıya geçirilme tarihi tam olarak bilinmemekle birlikte, İslamiyet'in kabulünden sonraki dönemde kayda geçirilmiştir. Bu destanın ilk yazılı versiyonlarının 13. yüzyılda ortaya çıktığı kabul edilir. Başlıca iki yazılı versiyonu bulunmaktadır. 1. Uygur versiyonu 14. yüzyılda, Kaşkar'da yaşayan Uygur Türkleri tarafından yazıya geçirilmiştir. Bu versiyon, Oğuz Kağan'ın hayatını, fetihlerini ve kahramanlıklarını anlatır. 2. Reşidettin versiyonu 14. yüzyılda İran'da yaşayan tarihçi Reşidettin tarafından yazılmıştır. Bu versiyon, Camii i Tevarih adlı eserde yer alır ve Oğuz Kağan'ın neslini ve kahramanlıklarını anlatır. Bu destan, çok daha eski sözlü geleneklere dayanmaktadır ve Türk boyları arasında yüzyıllar boyunca nesilden nesile aktarılarak gelmiştir. Destanın yazıya geçirilmesi, Türklerin İslamiyet'i kabul etmelerinden sonra olmuştur ancak destanın kökeni çok daha eski dönemlere, muhtemelen milattan önce 2. veya 3. yüzyıla kadar gitmektedir. Oğuz Kağan Destanı ve Orgun Kitabeleri Oğuz Kağan Destanı ile Orgun Kitabeleri arasındaki ilişki Bilge Kağan yazıtları da Oğuz Kağan Destanı'nda olduğu gibi Zülkarneyn kıssasına uyar. Aradaki fark Oğuz Kağan Destanı dilden dile aktarılmıştır ve bir zaman sonra kaleme alınmıştır fakat Orgun Kitabeleri, Göktürklerin yazılı tarihe geçirdiği bir eser olup devletin kuruluşunu, halkın refahını ve kağanların millete olan görevlerini anlatır. Oğuz Kağan Destanı ise, daha çok mitolojik ve destansı bir karakter olan Oğuz Kağan'ın kahramanlıklarını ve Türk boylarının kökenlerini açıklar. 1. Oğuz Kağan'ın ilahi görevleri ve ordun kitabeleri. Her iki metinde de liderler, Tanrı Tengri ile yakın ilişki içindedir ve görevlerini Tanrı'nın emirlerine göre yerine getirirler. Bu, her iki eserde de liderlerin ilahi bir yetkiyle donatıldığını vurgular. 2. Adalet ve Yönetim Oğuz Kağan'ın fethettiği topraklarda adalet sağlaması, Orhun kitabelerinde Bilge Kağan'ın halkına adil bir yönetim sunma arzusuyla benzerlik gösterir. Her iki lider de halkının refahı ve birliği için çalışır. 3. Türk Milletinin Birliği Oğuz Kağan'ın oğulları üzerinden Türk boylarını bir araya getirmesi, Göktürklerin de Türk birliğini vurgulayan bir devlet yapısı oluşturması ile paralellik gösterir. Sonuç Oğuz Kağan Destanı, Türk milletinin mitolojik kökenlerini ve kahramanlıklarını anlatırken, Orgun kitabeleri Göktürk Devleti'nin tarihini ve liderlerinin halklarına olan sorumluluklarını belgeleyen bir yazılı eserdir. Her iki metinde Türk kültürünün önemli unsurlarını taşır ve bir ulusun tarihsel ve mitolojik anlatılarını yansıtır. Her iki metinde Zülkarneyn kıssasındaki anlatımlara uygun bölümler vardır. Oğuz Kağan Destanı'nda yer alan temalar, Türk mitolojisinin ve tarihinin derinliklerine ışık tutarken Orhun kitabeleri Türk devlet geleneğinin nasıl şekillendiğini gösterir. Bu metinler Türk kimliğinin ve ulusal bilincin oluşumunda önemli bir rol oynamıştır. Bilge Kağan Orhun kitabeleri. Bilge Kağan, Göktürk devletinin en önemli hükümdarlarından biridir ve Orhun yazıtlarında yer alan Bilge Kağan yazıtı onun döneminde yaşanan olayları ve başarılarını anlatır. Orhun Yazıtları Türklerin en eski yazılı belgeleri arasında yer alır ve Bilge Kağan kendi hükümdarlık döneminde doğuya ve batıya yaptığı seferlerden de bahseder. İşte Bilge Kağan'ın Orhun Yazıtlarında geçen doğuya ve batıya yönelik seferlerini anlatan bölümler. Batıya yapılan seferler. Bilge Kağan Göktürk Devleti'nin sınırlarını genişletmek ve batıdaki boyları denetim altında tutmak amacıyla çeşitli seferler düzenlemiştir. Orhun Yazıtlarında bu seferlerle ilgili şu ifadeler yer alır. Türk milleti yok olmasın diye babam İlteriş Kağan'ı, annem İlbilge Hatun'u, yukarı göklere çıkarmış, tahta oturtmuş. Türk milleti için gece uyumadım, gündüz oturmadım, kardeşim Kültegin ile birlikte ölesiye çalıştım. İki şadı batıdaki Kağanlar ve küçük beyleri düzelttim ve başlarını diz çöktürdüm. Bu alıntılar, Bilge Kağan'ın batıdaki Türk boylarını kontrol altına alarak Göktürk Devleti'nin gücünü pekiştirdiğini anlatır. Doğuya yapılan seferler. Bilge Kağan, doğuya doğru da seferler yapmış ve burada bulunan çeşitli boylar üzerinde hakimiyet kurmuştur. Yazıtlarda bu seferlerle ilgili olarak şunlar ifade edilir. Doğuda Kadırkan ormanlarına, batıda demir kapıya kadar gidip Türk milletini hep yerleştirdim. Üste gök basmadıkça, altta yer delinmedikçe, Türk milleti, devletini, töresini kim bozabilir? Türk milleti, titre ve kendine dön. Bu ifadelerde, Bilge Kağan'ın doğuda Kadırkan dağlarına kadar ulaştığı ve bu bölgelerde Türk milletini yerleştirdiği anlatılır. Bu, onun doğuda da geniş bir hakimiyet alanı kurduğunu gösterir. Genel Değerlendirme Bilge Kağan yazıtları, Göktürk Devleti'nin en geniş sınırlara ulaştığı dönemi ve bu genişleme sırasında yaşanan olayları anlatır. Bilge Kağan, doğuya ve batıya yaptığı seferlerle Türk boyları üzerinde güçlü bir hakimiyet kurmuş ve devleti güçlendirmiştir. Orhun yazıtları, sadece tarihi bir belge değil, aynı zamanda Türk milletine hitap eden, onların birliğini ve dirliğini korumaları gerektiğini vurgulayan bir öğüt niteliğindedir. Bu metinler, Bilge Kağan'ın liderliğini, Türk milletinin birlik ve dirliğinin önemini ve bu birliğin nasıl sağlandığını anlatan önemli bir tarih kaynağıdır. 36. Bölüm Oğuz Kağan Destanı Oğuz Kağan Destanı Oğuz'un geniş fetihlerini hem de adaletli bir yönetim anlayışını yansıtır. Bu anlatılarda, Oğuz Kağan'ın doğuya ve batıya yaptığı seferler, uzak diyarlarda hüküm sürdüğü ve fethettiği milletler üzerinde adalet sağladığı anlatılır. Bu anlatım, Oğuz Kağan'ın hem bir fetihçi hem de bir adalet sağlayıcı olarak tasvir edildiğini gösterir. Aynı zamanda, milletine yönelik bir uyarı da bulunmaktadır. Bu, zenginlik ve refaha aldanmamaları gerektiği üzerine bir öğüttür. Kehf suresinde Zülkarneyn kıssası ile benzerlikler. Kehf suresinde Zülkarneyn kıssası. Kur'an-ı Kerim'in Kef suresinde anlatılan Zülkarneyn kıssası, geniş bir coğrafyada hüküm süren bir lideri anlatır. Zülkarneyn, batıya doğru bir sefer yapar ve güneşin battığı yere varır. Orada bir kavme hükmeder ve onların ihtiyaçlarına göre, adaletli bir çözüm sunar. Ardından doğuya doğru ilerler ve güneşin doğduğu yere varır, orada da benzer şekilde bir yönetim uygulaması gerçekleştirir. Son olarak, Yecik ve Mecic'in bulunduğu bir yere ulaşır ve onları engellemek için, büyük bir set inşa eder. Benzerlikler 1. Güneşin doğduğu ve battığı yerler Hem Oğuz Kağan'ın sözlerinde hem de Zülkarneyn kıssasında, güneşin battığı yer ve güneşin doğduğu yer temaları yer alır. Bu, her iki anlatıda da geniş, coğrafi alanlarda yapılan seferlere işaret eder. 2. Adalet ve hüküm verme Her iki metinde de, liderin gittiği yerlerde hüküm sürdüğü ve adalet sağladığı vurgulanır. Oğuz Kağan'ın halklar arasındaki çekişmelere son verdiği ve adalet getirdiği anlatılırken, Zülkarneyn de karşılaştığı halkların sorunlarına adaletli çözümler sunar. 3. Tengri buyruğu yani Tanrı'nın buyruğu ve ilahi görev. Oğuz Kağan'ın sözlerinde, fetihlerinin ve adalet sağlamasının Tengri'nin buyruğu olduğu vurgulanır. Bu, Zülkarneyn'in de Tanrı'nın yönlendirmesiyle hareket eden bir lider olarak tasvir edilmesiyle paralellik gösterir. 4 manevi ve maddi değerler. Oğuz Kağan'ın, milletine zenginliğin ve refahın tehlikelerinden bahsedip, onlara maddi kazançlar sağladığı ama bu kazançlara aldanmamaları gerektiğini öğütlemesi, Zülkarneyn'in de maddi güç ve kudretin ötesinde ilahi bir görev bilinciyle hareket etmesi fikriyle örtüşür. Yani Zülkarneyn Oğuz Kağan olabileceği gibi, bir başkası da olabilir. Oğuz Kağan'ın Zülkarneyn olmadığını düşünerek konuyu değerlendirirsek, her iki anlatıda geniş coğrafyalarda adalet sağlayan güçlü liderlerin hikayelerini içerir ve bu liderlerin ilahi bir rehberlik altında hareket ettiklerini vurgular. Bu açıdan bakıldığında, Oğuz Kağan Destanı ve Zültan'ın Kıssası, insanlık tarihinde benzer kahraman figürlerinin farklı kültürlerde nasıl ortaya çıktığını anlamak için önemli örnekler sunar. Dahası Oğuz Kağan'ın da Allah tarafından gönderilmiş bir peygamber olduğunu doğrulamış olur. Yani Oğuz Kağan Hazreti Zülkarneyn değilse dahi bir peygamber olma ihtimali çok ama çok yüksektir. Kanaatimce Oğuz Kağan kesinlikle bir peygamberdir hatta Zülkarneyn'in ta kendisidir. Bu kadar mı? Hayır. Devam inceleyelim. Çift boynuzu miğfer Oğuz Kağan'ın mitolojik tasvirlerinde çift boynuzu bir miğfer taktığı ve uzun süre yaşadığına dair bazı anlatılar bulunur. 1. Oğuz Kağan ve çift boynuzu miğfer Çift boynuzu miğfer Oğuz Kağan destanında, Oğuz Kağan'ın güçlü, göksel bir lider olduğu anlatılır. Bazı Türk mitolojisi ve destanlarında Oğuz Kağan'ın çift boynuzu bir miğferle betimlendiği ifade edilir. Boynuzlar, eski Türk kültüründe güç ve kudretin sembolü olarak görülür. Bu nedenle, Oğuz Kağan'ın çift boynuzu miğferle betimlenmesi, onun tanrısal bir güç ve ilahi bir otorite ile donatıldığını gösterir. Tekrar kıyaslamada fayda var. Zülkanne'nin, çift boynuzlu ve iki zaman veya iki nesil sahibi demektir. Oğuz, güçlü, kuvvetli anlamındaki öküz, öğüs kelimesinden gelmiştir. Öküzün de boynuzları vardır. Oğuz da Zülkanneyn de ikisi de aslında birer ünvandır. 2. Oğuz Kağan'ın yaşı. Uzun ömür. Türk mitolojisinde, Oğuz Kağan'ın çok uzun bir ömür sürdüğü ve büyük bir lider olarak halkını yönetmeye devam ettiği anlatılır. Bazı kaynaklarda 116 yaşına kadar yaşadığı rivayet edilir demir işlenmesi ve demir zanatın bilinmesi. Kur'an'da efsanevi bir komutan veya kral olduğu anlaşılan Zülkarneyn'in demir işlemeyi ve demir zanatını biliyor. Oğuz Kağan Destanı Oğuz Kağan Destanı'nda, Oğuz Kağan'ın doğaüstü bir varlık olarak tasvir edilmesi ve güçlü bir lider olarak demir kullanarak düşmanlarını alt etmesi, demirin kültürel ve sembolik değerini gösteriyor. Demir konusuna birazdan tekrar değineceğim. Kendi fikrim, Hazreti Zülkanley'nin Oğuz Kağan olma ihtimalinin tek bir eksik dışında tam anlamıyla örtüştüğüdür. Benim edindiğim bilgiler doğrultusunda. Zülkanley'in kıssasında yer alan Yecük ve Mecüc'e karşı, bir set çekilmesi gibi bir hikaye, ne Oğuz Kağan destanında ne de Orgun kitabelerinde geçmez. Neden? Kur'an'da, bu setin nerede olduğu belirtilmemekle birlikte, Allah'ın vaadi gerçekleştiğinde, yani kıyamete yakın bir zamanda, bu setin yerle bir edileceği ifade edilmektedir. Tüm bunları göz önüne aldığımızda, bu setin yıkılacağı güne kadar insanlardan gizli tutulacağı düşünülebilir. Bu durumda, Zülkarneyn olduğu düşünülen ikinci Kiros'un veya Büyük İskender'in yapmış oldukları iddia edilen setlerin, Kur'an'da bahsedilen setle aynı olamayacağı ortaya çıkar. Çünkü, eğer bu kişiler Zülkarneyn olsaydı, bu setin yerini ifşa etmiş olurlar ve insanların seti yıkma ihtimali doğardı. Oysa Kur'an'da geçen Zülkarneyn kıssası ile örtüşen anlatılar, Oğuz Kağan'ın Zülkarneyn olduğunu işaret etmektedir. Oğuz Kağan destanında veya Orgun kitabelerinde bir setten söz edilmemesi de, bu setin gizli tutulduğuna dair bir işaret olabilir. Tüm bu bilgileri topladığımızda, bugün en batıya ve en doğuya baktığımızda Türk milletini görürüz. Türk milleti bir şekilde bu bölgelere ulaşmıştır. Bu, büyük ihtimalle Oğuz Kağan ile birlikte gidip oralarda kalan Türkler olabilir. Türk milletinin bu karakteristik yapısı, Oğuz Kağan'ın seferlerine işaret eder. Tüm bu anlatıları göz önünde bulundurduğumuzda, bu tek eksik olarak düşündüğümüz şey aslında tam tersi. Kur'an'da geçen Zülkarneyn'in Oğuz Kağan olduğu hususunda güçlü bir kanıttır. 37. Bölüm Güneşin doğduğu yerden, battığı yere kadar. Papa'nın, Tatar orduların için Avrupa'da. Sorusuna, Büyük Han'ın cevabı. Güneşin doğduğu yerden, battığı yere kadar olan toprakları, gök Tengri bize bağışlamıştır. Eğer tüm Avrupa olarak bize itaat etmezseniz, başınıza neler geleceğini Tanrı bilir. Karpini, Kronik, Sayfa 30 Büyük Han'ın, güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar olan topraklar gök Tengri tarafından Türklere bağışlanmıştır sözü, Hazreti Zülkarneyn'in Türk olduğunun bir kanıtıdır. Eğer Zülkarneyn'in Türk olduğunu kabul edersek, akla gelen ilk kişi Ozkan olur. Zülkanneyn ve Oğuz kelimelerinin aynı anlama gelen lakaplar ve ummanlar olduğunu daha önce belirtmiştim. Yüce Allah, Türklere güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar olan toprakları bağışladıysa, Allah'ın iktidar ve hakimiyet sahibi kıldığı, önce batıya sonra doğuya yönlendirdiği kişinin Türk olduğu apaçık ortadadır. Hele hele Kur'an'da geçen Zülkanneyn isminin Arapça bir lakap olup, Türkçesinin Oğuz olduğunu düşündüğümüzde ve buna Oğuz destanı ile Orhun yazıtlarını eklediğimizde, söyleyebileceğimiz tek şey şudur. Allah'ın Kur'an'da bahsettiği Zülkarneyn, bildiğimiz oğuzdur. Evet, ikinci Kiros değil. Evet, Büyük İskender değil. Başka birisi de değil. Hazreti Zülkarneyn bizim atamız olan Oğuz Kağan'dan başkası değildir. Zülkarneyn Oğuz'dur. Altını doldurmaya devam edelim. Demir ve Türkler. Türkler, tarih boyunca demir işleme ve demircilik sanatında büyük bir ustalık sergilemişlerdir. Demirin işlenmesi, Türklerin yaşamında ve kültüründe derin izler bırakmış, hem ekonomik hem de askeri açıdan önemli bir rol oynamıştır. İşte Türklerin demir işleme konusundaki tarihsel gelişimi ve bu sanatın önemine dair bazı önemli noktalar. 1. Göktürkler ve Demircilik Göktürkler millattan önce 6. millattan sonra 8. yüzyıl. Göktürkler, demir işleme konusunda ustalaşmış bir Türk devletiydi. Orta Asya'da yaşayan Göktürkler, demircilik sanatını geliştirmiş ve özellikle silah yapımında büyük bir başarı elde etmişlerdir. Göktürk Devleti'nin kuruluş efsanesinde Ergenekon'dan çıkış ve demir dağın eritilmesi gibi demirle ilgili önemli semboller yer alır. Ergenekon Destanı Ergenekon Destanı'nda Türklerin bir demir dağı eriterek düşmanlarının kuşatmasından kurtuldukları anlatılır. Bu destan, demirin Türk kültüründe ne kadar önemli bir yer tuttuğunu gösterir. 2. Demirin askeri önemi Silah ve zırh üretimi. Türkler, demir işleme sanatını geliştirdikleri için üstün kaliteli silahlar ve zırhlar üretebilmişlerdir. Bu, onların savaşlardaki üstünlüklerini pekiştirmiştir. Kılıçlar, mızraklar, ok uçları ve zırhlar Türk savaşçılarının savaş alanındaki en önemli araçlarıydı. Atlı savaş taktikleri. Türkler, demirden yapılmış eğerler, yüzengiller ve silahlar sayesinde atlı savaşta büyük bir üstünlük elde etmişlerdir. Bu onların hem savunma hem de hücum kapasitelerini artırmıştır. 3. Demir'in ekonomik rolü. Ticaret. Demir, Türkler için sadece askeri bir malzeme değil, aynı zamanda önemli bir ticaret ürünüydü. Türkler demiri işleyip bunu ticaret yolları üzerinden diğer bölgelere ihraç ederlerdi. Özellikle Orta Asya'nın demir yatakları bu ticaretin temelini oluşturuyordu. Zanaatkarlık. Türk toplumunda demir işleyen zanaatkarlar toplumda saygın bir yere sahipti. Demirciler, sadece silah değil, aynı zamanda günlük yaşamda kullanılan araç gereçleri de üretirlerdi. 4. Kültürel ve mitolojik anlam Demirin kutsallığı Türk mitolojisinde demir kutsal kabul edilen bir maddeydi. Demirciler, demirci tanrılarına saygı gösterirlerdi. Demirin mitolojik ve dini anlamı, Türk toplumunda demir işçiliğine verilen önemin bir göstergesidir. Oğuz Kağan Destanı Oğuz kan destanında Oğuz kağan'ın doğaüstü bir varlık olarak tasvir edilmesi ve güçlü bir lider olarak demir kullanarak düşmanlarını alt etmesi demirin kültürel ve sembolik değerini gösterir. 5. Demircilik sanatının diğer Türk devletlerindeki rolü. Selçuklular ve Osmanlılar. Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde de demircilik sanatı önemini korumuştur. Osmanlı İmparatorluğu'nun askeri gücünün temelinde demirden üretilen silah ve zırhlar yatıyordu. Osmanlılar Demir işleme tekniklerini geliştirerek Avrupa ve Asya'da bu alanda üstünlük sağlamışlardır. Sonuç olarak, demir işleme sanatı Türklerin tarih boyunca askeri, ekonomik ve kültürel gelişiminde kilit bir rol oynamıştır. Bu sanat, Türklerin savaşlarda üstünlük kurmalarını sağlamış, ayrıca zanaatkarlık ve ticarette önemli bir yer edinmiştir. Demircilik, Türk kültüründe hem mitolojik hem de pratik açıdan derin bir yer tutmuştur ve bu sanat Türk toplumunun ilerlemesinde temel unsurlardan biri olmuştur. En batı ve en doğu ve kutuplar. Güneşin battığı yer olarak tercüme edenler de var, güneşin gözden kayboluşu anlamına geldiğini söyleyenler de. Burada anlamda önemli bir fark oluşuyor. İlkinde güneşin battığı bir yerden bahsedilirken ikincisinde güneşin gözden kaybolduğu bir durumdan söz ediliyor. Eğer ikinci seçeneği ele alırsak araştırmalarımızı daha geniş bir çerçevede değerlendirmek zorunda kalırız ki ayeti nihayet güneşin gözden kaybolduğu yere gelince diye tercüme edersek ne olur? Orası neresi olabilir derseniz o yerin en batı, güneşin battığı yer, kutuplar ya da kutuplara yakın bölgeler olduğunu söyleyebiliriz. Kutuplarda 6 ay gece olan bölgeler olduğu gibi 6 ay gündüz olan bölgeler de vardır. Ayrıca 3 ay gece veya 3 ay gündüz süren bölgeler de bulunur. Bu ayette söz edilen yer bu teze göre sürekli gece olan bir bölge olsa gerek. Ayetin devamında ise şöyle deniyor. Bir süre sonra, güneşin doğduğu yere varınca, onu, ona karşı kendilerine bir siper yapmadığımız bir topluluğun üzerine doğar buldu. Burada bahsedilen yer ise sürekli aydınlık olan, güneşin gökyüzünde sürekli var olduğu, hep gündüz olan bir yer olmalı. Buradan yola çıkarak, kutuplara ve onların çevresine daha yakından bakmamız gerekecektir. 38. Bölüm Yeni Bir Bakış Açısı Kutuplar Kutuplar da 6 ay gece 6 ay gündüz. Kutuplarda 6 ay gece ve 6 ay gündüz yaşanan yerler özellikle kutup dairelerinin ötesindeki bölgelerdir. Bu bölgelerde dünyanın eksen eğikliği nedeniyle yılın bir yarısında sürekli gündüz, diğer yarısında ise sürekli gece yaşanır. İşte bu fenomenin görüldüğü başlıca yerler. 1. Kuzey kutup bölgesi. Kuzey kutup noktası. Bu bölge Kuzey Kutbu'nun en kuzey ucunda yer alır. Burada, Mart sonundan Eylül sonuna kadar sürekli gündüz, Eylül sonundan Mart sonuna kadar ise sürekli gece yaşanır. Svalbard, Norveç Norveç'in kuzeyinde yer alan bu takım adalar, Kuzey Kutup Dairesi'nin üzerinde yer alır ve benzer şekilde uzun gündüz ve gece dönemleri yaşar. Grönland'ın Kuzey Kıyıları Grönland'ın kuzey kıyıları, yılın belirli dönemlerinde uzun süreli gece ve gündüz olaylarına sahiptir. 2. Güney Kutup Bölgesi Güney Kutup Noktası Antarktika'nın merkezinde yer alan Güney Kutbu, Mart sonundan Eylül sonuna kadar sürekli gece, Eylül sonundan Mart sonuna kadar sürekli gündüz yaşar. McMurdo İstasyonu, Antarktika. Güney Kutbu yakınlarındaki bu bilimsel araştırma istasyonu benzer uzun gündüz ve gece dönemlerine sahiptir. Vostok İstasyonu, Antarktika. Rusya'nın yönettiği bu istasyon da benzer koşullara sahip olup uzun süreli gündüz ve gece yaşar. Bu bölgeler kutup dairelerinin Arktik ve Antarktik ötesinde bulunur ve dünyanın eksen eğikliği nedeniyle bu olağan dışı gece gündüz döngüsünü yaşarlar. Güneşin aylarca batmadığı ve aylarca doğmadığı yerler. Güneşin aylarca batmadığı ve aylarca doğmadığı yerler, dünyanın kutup bölgelerinde ve bu bölgelerin yakınlarındaki coğrafyalarda bulunur. Bu yerlerde, kutup daireleri içinde kalan bölgelerde, yılın belirli dönemlerinde kutup günü güneşin aylarca batmadığı dönem ve kutup gecesi güneşin aylarca doğmadığı dönem yaşanır. İşte bu yerler. Güneşin aylarca batmadığı yerler. Kutup günü. 1. Kuzey kutup bölgesi. Kuzey kutup noktası. Burada, yaklaşık Mart sonundan Eylül sonuna kadar güneş batmaz ve sürekli gündüz yaşanır. Svalbard, Norveç. Bu takım adalar, Nisan'dan Ağustos'a kadar güneşin batmadığı bir döneme sahiptir. Norveç'in kuzey kıyıları. Tromsø gibi yerler mayıstan temmuza kadar sürekli gündüz yaşar. Grönland'ın kuzey kıyıları. Grönland'ın kuzey bölgeleri mayıstan ağustosa kadar güneşin batmadığı bir dönem geçirir. 2. Güney kutup bölgesi. Güney kutup noktası. Antarktika'nın merkezinde yer alan Güney Kutbu eylül sonundan mart sonuna kadar sürekli gündüz yaşar. McMurdo İstasyonu, Antarktika Ekim'den Mart'a kadar güneşin batmadığı bir döneme sahiptir. Vostok istasyonu, Antarktika. Aynı şekilde bu istasyon da Ekim'den Şubat'a kadar sürekli gündüz yaşar. Güneşin aylarca doğmadığı yerler. Kutup gecesi. 1. Kuzey kutup bölgesi. Kuzey kutup noktası. Burada yaklaşık Eylül sonundan Mart sonuna kadar güneş doğmaz ve sürekli gece yaşanır. Svalbard, Norveç. Kasım'dan Şubat'a kadar güneşin doğmadığı bir dönem vardır. Norveç'in kuzey kıyıları. Tromsø gibi yerlerde kasımdan ocak sonuna kadar güneş doğmaz. Grönland'ın kuzey kıyıları. Kasım'dan şubata kadar sürekli gece yaşanır. 2. Güney Kutup Bölgesi. Güney Kutup Noktası. Mart sonundan eylül sonuna kadar güneş doğmaz ve sürekli gece yaşanır. McMurdo İstasyonu, Antarktika. Mart'tan eylüle kadar güneşin doğmadığı bir dönem yaşanır. Vostok İstasyonu, Antarktika. Benzer şekilde Mart'tan Eylül'e kadar sürekli gece yaşanır. Bu fenomenler dünyanın eksen eğikliği nedeniyle kutup bölgelerinde meydana gelir. Kutuplara yakın yerlerde bile güneşin doğma ve batma süreleri uzar ancak bu durum en belirgin şekilde kutup dairelerinin içinde görülür. 39. bölüm. Bundan sonraki bölümlerde araştırmamı yaparken rastladığım farklı araştırmaları da kaynak belirterek olduğu gibi paylaşmak istiyorum. Vikingler. Vikingler kutuplarda değil daha çok Kuzey Avrupa'da yaşamışlardır. Vikinglerin ana yerleşim yerleri şunlardır. 1. İskandinavya. Vikinglerin ana vatanı bugünkü Norveç, Danimarka, İsveç ve İzlanda'dır. Bu bölgeler Viking kültürünün doğduğu ve en yoğun şekilde yaşandığı yerlerdir. 2. Norveç. Norveç, Vikinglerin denizcilik faaliyetlerinin ve keşiflerinin merkezlerinden biriydi. Norveç'in batı kıyıları, fiyortları ve dağlık alanları Viking yerleşimleri için uygundur. 3. Danimarka Danimarka, Vikinglerin bir diğer ana merkeziydi. Buradan çıkan Vikingler, hem Avrupa işlerine hem de Britanya adalarına seferler düzenlemişlerdir. 4. İsveç İsveç, Vikinglerin bir diğer önemli merkeziydi. İsveçli Vikingler, özellikle Doğu'ya, Baltık bölgesine ve Rusya işlerine kadar uzanan keşifler ve ticaret seferleri gerçekleştirmişlerdir. 5. İzlanda. Vikingler 9. yüzyılda İzlanda'yı keşfetmiş ve buraya yerleşmişlerdir. İzlanda Vikingler için yeni bir yerleşim yeri olmuş ve burada gelişen bir Viking toplumu oluşmuştur. 6. Britanya Adaları ve İrlanda. Vikingler 8. yüzyıldan itibaren Britanya Adaları ve İrlanda'ya da seferler düzenleyerek yerleşim birimleri kurmuşlardır. Bu bölgelerde Viking etkisi büyük olmuştur. Vikingler kutuplara yakın bölgelerde yaşamış olsalar da Doğrudan kutuplarda yerleşim kurmamışlardır. Onlar özellikle denizcilik kabiliyetleri ile tanınan, geniş bir coğrafyada keşifler yapan ve yerleşim yerleri kuran bir halktı. Viking'ler Türktü. Bunu ben demiyorum. Tarih, kanıtlar, kaynaklar ve İsveç'teki tarihsel araştırmaların öncüsü olan Profesör Sven Lagerbring diyor. Profesör Sven Lagerbring diyor ki, yüce İskandinav tanrısı Odin, dolayısıyla oğlu Thor hatta tüm İsveçliler Türktü. Peki mitolojik birer karakter olan bu hayali kahramanlar hakkındaki ilginç iddianın ardında neler yatıyor? İskandinav mitolojisinde tanrıların babası olarak isimlendirilen Odin yalnızca mitolojik bir figür değil, pagan inancının en yüce tanrısıdır. Oğlu Thor ile birlikte İskandinav bölgesinin en önemli inanç figürlerinden olan Odin Türk mü? İlk kez duyanlar için şaşırtıcı bir soru olabilir ama Odin'in hatta tüm İsveç halkının Türk olduğu iddiası İsveç tarihinin kurucusu olarak adlandırılan Profesör Sven Lager ait. İsveç modern tarih biliminin en önemli isimlerden olan Profesör Sven Lagerbring, 1764 tarihli İsveççenin Türkçe ile benzerlikleri ismiyle kaleme aldığı kitabında Odin ve İsveç halkının Türk kökenli olduğunu açıklamakta kalmamış, iki dilin arasında bugün bile benzer olan özellikleri detaylarıyla anlatmıştır. Söz konusu kitabı referans alarak Odin Türk mü sorusunu yanıtlamaya çalışan pek çok çalışma daha yapılmıştır. Odin, İsveç'e Türk yani Türk yurdundan geliyor. Profesör Sven Lagerbring tarafından kaleme alınan İsveççenin Türkçe ile benzerlikleri isimli, İsveçlilerin Türk ataları alt başlıklı kitapta anlatılan ve İskandinav bölgesinin en önemli destanlarından biri olarak kabul edilen Hervar Sagaya da, diğer ismiyle Harverer masallarında Odin'in İsveç'e geliş hikayesi anlatıyor. Efsaneye göre Odin, Türkland yani Türk yurdu olarak isimlendirebileceğimiz yerden Tirkiyar ve Asyemayen yani Türkler ve Asyalılar olarak adlandırılan iki büyük toplulukta yola çıkıyor. Bu büyük kitlenin lideri olan Odin ve yanındakiler uzun bir yolculuk sonucunda bugün İsveç olarak bildiğimiz topraklara yerleşiyorlar. Harverar masalına göre Odin Türk mü? Lagerbring'in kitabında Odin'in ve İsveç halkının Türk kökenli olduğuna dair pek çok kesin yargı bulunmuyor. Elbette bu yargıların ana referansı Harverar masalları başta olmak üzere diğer önemli İskandinav efsaneleridir. Pek çok İskandinav efsanesinde tanrıların babası Odin'in, Türk mitolojisinin en önemli figürü olan iki kurtla beraber dolaştığından bahsediliyor. Odin hakkında çizilmiş olan pek çok görselde Odin, iki karga ve iki kurt ile birlikte resmediliyor. Bu durum, İsveç ve Türk mitolojilerindeki en önemli benzerliklerden biri olarak kabul ediliyor. Fıraklı Osmanlı Vikingi mi? Kitapta ilk olarak bahseden isim, Siyonizmin kurucusu Theodor Herzl'in Fıraklı Osmanlı Vikingi olarak andığı Ali Nuri Dilmeç'tir. Ali Nuri Dilmeç, 1861 yılında İsveç'in Malmö şehrinde dünyaya geldi. 17 yaşında İstanbul'a gelen Dilmeç, İslam dinini kabul etti ve o tarihten itibaren kendini bir Türk olarak tanımladı. Dilmeç'in bu kitaba ulaşma hikayesi ise oldukça enteresan. Lager Bringin kitabını bir müzayededen satın alan Dilmeç, daha sonra kitabı bir arkadaşına ödünç veriyor ve kitap eline ancak 20 yıl sonra yeniden ulaşıyor. Kitap eline ulaştığı zaman değerli bir kitabın Tuhaf Yazgısı isimli bir yazı kaleme alan Dilmeç, Odin'in de Türk asıllı olduğu da apaçık ifade ediliyor. Diyerek bizim atalarımız Odin'in yoldaşları Türklerdir. Bu konuda yeterli belge var. Olduğunu söylüyor. Ortak dil, ortak mitoloji. Lagerbring'in kitabının çevirmeni olan Abdullah Gürgün, aynı zamanda uzun yıllar İsveç ve Türk kültürünü de araştırmış ve 2008 yılında kaynak yayınları tarafından yayınlanan İsveçlilerin Türk Kökenleri üzerine isimli bir kitap kaleme almıştır. Hem Lagerbring'in hem de Gürgün'ün kitabında İsveççe ve Türkçe dillerinde, bugün bile hala kullanılan kelimeler arasındaki benzerlikten bahsedilir. Geçmişteki benzerlik ise daha da ilginçtir. Tortur kelimesinden, Odin ise Odin kelimelerinin birleşmesinden türemiştir. Torun kökeni olan tur kelimesi türeme, töre ve Türk sözcüklerinin de kökenidir. Odin'in kökeni Odin ise yine ateş anlamındadır. Odin ismiyle eski Türklerde saygı duyulan kutsal bir büyük olan öden ata arasındaki benzerlik de dikkat çekicidir. Öyle ki ünlü Türk komutan Timur'un seferlerden önce öden ataya dua ettiği biliniyor. Diğer Türk Hakan Atilla'nın da aynı şekilde savaşlardan önce öden ata ya da gök tanrıya dua ettiği kaynaklarda belirtiliyor. İki dil arasında dikkat çeken diğer bir ayrıntı ise Runik adı verilen oyma yazılardır. Norveç'te, İsveç'te, Orta Asya'da ve Orhun yazıtlarında karşımıza çıkan Runik yazılarının ortak bir kökene sahip olduğu düşünülüyor. İsveç ve Norveç'te yazılı bulunan ancak ne İsveççe ne de Norveççe okunabilen Runik yazıların Türkçe olduğu düşünülüyor. Sonuç olarak Odin gerçekten de Türk müydü? Profesör Sven Lagerbring'in kaleme aldığı kitabı ana referans olarak görürsek ve İskandinav efsanelerine en geniş anlamda yer veren eser olduğunu düşünürsek evet, Odin ve İsveçlilerin bizimle ortak bir atadan geldiğini söyleyebiliriz. Elbette söz konusu destanların daha sonra iki milletin yakınlaşması sonrası üretilmiş sözlü gelenek eserleri olması da bir ihtimaldir. Ne de olsa Viking'lerin İstanbul'a geldiği biliniyor. Ancak her şeye rağmen eldeki veriler ortak olmasa bile en azından birbirine oldukça yakın olan iki kültürü açıkça ortaya koyuyor. Odin ve İsveçliler Türktür iddiası ile iki kültürün birbirine oldukça benzer yönleri olduğunu ortaya koyan profesör Sven Lagerbring'in çalışmaları, kitabı ve yaptığım farklı araştırmalar üzerinden hatta bu kitaptan uyarlanan Vikingler dizisinin tüm serilerini izleyip bu iddiayı değerlendirdim ve bana göre Odin Türktür. Odin'in Türk olması ile ilgili düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Kaynak Süleyman Efe Koca Zeybek Devam edelim Vikinglerle. Vikingler bir Türk boyuydu. Vikingler Asya kaynaklı, Türk kültürü ile yakın bir ilişki içine girmiş insanlardı. Kadim Türk halklarının ortak inancı olan gök dengiri kavramını Viking pantonunda gökte yaşayan Odin olarak buluyoruz. Viking mitolojisine göre Odin gökte Asgard As bahçesi olarak bilinen mistik bölgede yaşıyordu. As halkından bir önceki As ve Oka halkları başlıklı yazımda söz ettim. Odin aynı zamanda Otin, Vodan veya Votan adlarıyla da bilinir. Votan adının vatan sözüne benzerliği oldukça ilginçtir. Babasının adı böyleydi ve oğulları arasında en önemli olanları Thor, Tur, Bragi, Balder, Hoder, Ul ve Vali sayılabilir. Böyle adı kadim Türkçe kurt demek olan böyle sözü olsa gerek. Günümüzün İsveç erkekleri arasında Björn adı oldukça yaygındır. Tur ve Thor adları kadim bir Türk boyu olan Tur ile ilgili olduğu görüşündeyim. Asen Tanrıça adı olan Tur, Kadim Türklerin anaerkil olduklarına işarettir. Keza Etrüsklerin de Tim ve Turan adlı tanrıçaları vardı. Turan aş tanrıçasıydı. Kuzeybatı Avrupa'ya göç eden Vikingler dişi tanrıça Tur'u erkek tanrı Tor şeklinde değiştirmiş olabilirler. Tur ile Han sözlerinin bitişmesinden Turhan veya Tark Han yönetici ummanları türemiştir. Nitekim Etrüsklerin yaşadığı İtalya'da Tarkinye bölgesinin Tark Han öyü veya Turkan öyü sözlerinden türediği görüşümdeyim. 1178 ile 1241 yılları arasında yaşamış İzlandalı Smorley Sturluson'un The Prose Edda adlı eserindeki şu açılış cümlesini gösterebilirim. Nærðr sent of and which is which we Çevirisi: Dünyanın merkezine yakın, avlanmaya uygun tanrıya en yakın insanların ve av hayvanlarının yaşadığı Troy olarak bilinen fakat bizim Türk ülkesi dediğimiz bir bölge vardı. Bu cümledeki dünyanın merkezine yakın ifadesi Orta Asya'yı düşündürüyor. Nedeni de Troy denen ülkenin Troy'u, yani Tur ülkesi olmasıdır. Doğu Türkistan'da Ürümçi şehrinin doğusunda Turfan şehri bulunur. Asya'dan batıya göç etmiş olan Tur ve Oka halkları Batı Anadolu'da Troya, Troy'u ve Trakya, Tur, Oka, Öy bölgelerinin isim babalarıdır. Türk, Moğol ve Altay mitolojisinde Türklerin kurt soyundan geldiklerine inanılır. Bozkurt Destani Türklerin Aşina veya Asena adlı bir dişi kurttan türediklerini yazar. Nitekim Çin kaynaklarında ilk Türk boyunun Aşina adlı bir boy olduğu kayıtlıdır. Aşina, Asena adı ise Asana anlamında olsa gerek. Zira Ergenekon Destanı'nda Ötüken Ormanı'ndan çıkan Türklere yol gösteren Asena adlı dişi bir kurt olduğu yazılıdır. Odin veya Otin adını Otin şeklinde ayırırsak, gökten inen ateş anlamı ortaya çıkar. Zira Vikingler Odin'in gökten yıldırım yağdırdığına inanıyorlardı. Vikinglerin yazısı da Orgun kitabelerindeki Türk yazısına büyük çapta benzer. Vikinglere yazıyı Odin veya Odin'in öğrettiğine dair belgeler bulunmuştur. Asya kökenli olan Vikinglerin taşa kazıdıkları yazıtlarını sağdan sola yazmaları gerekirdi. Zira taşa bir yazı yazmak için çekici sağ elde tutup sola doğru vurmak gerekir. Oysa ki batılı dilciler tüm yazıtları soldan sağa doğru okudular ve Viking ABC'sine fut arkadını verdiler. Altta Viking ABC'sinin tümünü kayalara kazınmış orijinal şekliyle görüyoruz. Bu yazıt sağdan sola doğru okunması gerekir. Zira en sağda görülen üst üste binmiş oklardan oluşmuş şekil yazının başlangıcını açıkça belirtiyor. Sağdan sola Orgun harflerinin seslerini kullanarak okuduğumuzda yazıt Odinlim EBT'si sözleriyle yani Odingim'in ABC'si demek oluyor. Onların ABC'sinin E, B ve T harfleriyle başladığını anlıyoruz. Orhun ile Viking harflerinin benzerliğini görüyoruz. Kutularda solda Viking harfleri ve sağda Türk Orhun harfleri bulunuyor. Kaynak Doşen Doktor Haluk Berkmen 40. Bölüm Avrupa'nın Kızıl Kızılderilileri Samiler Samiler Samiler, yaygın adları ile Laponlar. Turan halklarının Ural kolundandır. Fin, Ugor halkları içinde Finli ve Estonlara daha yakındırlar. Avrupa'nın kızıl derilileri olarak da bilinirler. Bulundukları bölgeye 4000 yıl önce geldikleri tahmin edilmektedir. Nüfusları 150 bin dolayındadır. Samilerin ana yurdu olan Sapmi. Norveç, İsveç, Finlandiya ve Rusya'yı içine alan kültürel bir bölgedir. İskandinav halkları ile sürekli mücadele etmek zorunda kalan Samiler, tarih boyunca büyük soykırımlara maruz kalmışlardır. İsveç-Norveç Krallığı döneminde yerli inançlarından vazgeçip Hristiyan olmaya zorlanan Samiler, Norveç'teki faşist hükümetler döneminde ise nüfuslarının kontrol altına alınması amacıya kısırlaştırmaya tabi tutulmuşlardır. Günümüzde Samilerin azınlık hakları bulundukları bütün ülkelerde tanınmış olsa da halen toprak ve doğal kaynaklar konusundaki mücadeleleri devam etmektedir. Yakın zamanda kaybettiğimiz değerli araştırmacı büyüğümüz sevgili Haluk Tarcan aşağıdaki paylaşımıyla konuya açıklık getirmişti ışıklarda uysun kökenlerine ihanet eden iki ülke. İsveç ile Norveç İsveç adı, Norveç'te birlikte azınlıklara uyguladıkları şiddet nedeniyle. 20. yüzyılın soykırım uygulayan ülkeleri arasına girmişti. Osmanlı'nın Ermenilere uyguladığı, söylenen eziyetlerin İsveç tarafından Samilere uygulandığı kanıtlanmış ve kabul edilmişti. Yoğun bir asimilasyon politikası bu küçük azınlığa 1990'lara dek göz açtırmadı ana dilleri, inançları yasaklanmış, zorla Hristiyanlaştırılmışlardı. Hatta öyle ki, doğan çocuklar kilisede vaftiz edildikten sonra, evlerinde sessizce, şaman ritüellerine göre tekrar kutsanıyordu. Özellikle 1920'den sonra. Sami nüfusun artmasını önlemek için 60 binden fazla insan kısırlaştırılmıştı. Ki bunların %90'ı kadındı. Yine 1900'lerin başında, ağrı yırkı koruma teorilerine uygun olarak Danimarka, İsveç, Norveç, Finlandiya'da yoğun bir tehcir uygulandı. Samilere ait topraklara el kondu. Yeniden toprak satın almaları yasaklandı. Göçe zorlandılar. İkinci Dünya Harbi'ne kadar tek dil, tek ulus politikası giderek yoğunlaştı. Zorlaşan yaşam şartları sonunda yüz binlere varan nüfus, on binlere düştü. Ve şimdi bu ülke, kanıtlayamadığı halde ısrar etmekte beis görmediği ağır bir suçlamayla, Türkiye Cumhuriyeti'ni baskı altına almaya kalkıyor. Kaynak Haluk Tarcan. İnternet, Facebook, Göktürk veya Cengizhan sayfasından alınmıştır. Ön Türk kültürü. İsveç ve Norveç kültürünün kökeninde ön Türk kültürü bulunur. Yıllar boyu rün alfabesi denilen alfabe ve bu alfabeyle yazılan yazının rün yazısı olduğu iddia edilir ve de köken İskandinavya'da aranır. İsveçli araştırmacılar onu İskandinavya dışında ararlar. Alp geçitlerinde, İtalyan alplerinde, Don Irmağı yöresinde, Kuzey ülkelerinde pazarlarda, her dört yerde ön Türklerin bulundukları topraklardır. Alplerde kamunlar yazılarıyla millattan önce beş binlerden itibaren bulunurlardı. Riba, Gravures Rupestres du Val Kemonica Exifer. Empire, 1984. Don Irmağı, bir o egemenliği topraklarında akar, tarihi adıyla okvara oydur. Kuzey ülkeleri, dikili taşlar diyarı diye adlandırılabilecek abakan stepleri, Güzelleri ön Türkçe damgalarla kaplı, 5-6 metre yüksekliğinde, kızıl derililerin totemlerinin eşi diyebileceğimiz dikili taşlarla doludur. Tarihleri 16 binlerdir. Hazarlarda. Hazarların Türk olduklarını söylemeye gerek yok. İsveççe'de artikeller, yani belirleyici ekler Türkçe'de olduğu gibi sona gelir. Apna dör en Açınız kapıyı benim için. Dör eşittir dur kapı. Mik eşittir en". İsveç'te kurulan ilk kentlerden biri olan bir 600 kurgan vardır. Kurgan eşittir Oka Uruk'un, Oka kişisi mezarı. Bir de İskandinav adına göz atalım. Askan Dinav ya. Askan, cennette asılı, İya, sahip olunan ülke demektir. Bu da okurları tatmin etmiyorsa. Kazım Mirşan'ın İsveç'teki 400 kadar ön Türkçe yazıtların bulunduğu Gotland adası yazıtlarının ön Türkçe ile kıyaslamalarını görelim. İlk Türk Ödüs Devletleri'den biri 10 Uyuldur, Hun Federasyonu demektir, Orta Asya'dadır. Bu Ödüs'e ait bulunmuş ve şimdilik tek olan 10 Uyul yazısı beş binler tarihini taşımaktadır. Yazılarıyla göç eden, göçmen, göçebe değil, ön Türklerle Skandinavya'ya varmışlardır. Ve bu yazı Rün tipi yazı diye adlandırılmıştır, tarihi 2000'ler olarak verilir. Yazıtın ortasında 10 Uyul adı okunmaktadır yazıttaki damgalar ile İsveç yazıtındaki damgaların eş ya da benzer oldukları ortadadır. Sonuç Kökeninde ön Türk kültürü olan İsveç, aynı kültürden olan kültürdaşlarını soykırıma uğrattığının farkında değildir. Aslında İsveç tarihi derinlemesine incelendiğinde görülecektir ki bu tarihin kökeninde ön Türk yazısı vardır. Bu inceleme henüz yapılmadığından, yazıların içeriği olan ön Türk kültüründen de haberleri yoktur. Kaynak Haluk Tarcan Mecidiyeköy, 11 Temmuz 2011. 41. Bölüm. Alaska. Alaska, Amerika Birleşik Devletleri'nin en kuzeybatısında yer alan bir eyalettir ve geniş coğrafyasıyla dikkat çeker. Coğrafi Konum ve İklim. Konum. Alaska, Kuzey Amerika kıtasının en kuzeybatı köşesinde yer alır. Bering Boğazının karşısında Rusya'ya oldukça yakın bir mesafededir. Doğusunda Kanada'nın Yukon ve Britanya Kolumbiyası eyaletleri batısında Bering Denizi ve Bering Boğazı, kuzeyinde Arktik Okyanusu, güneyinde ise Pasifik Okyanusu bulunur. İklim Alaska'nın iklimi, bölgeden bölgeye büyük ölçüde değişir. Güney kıyıları ılıman bir iklime sahipken, iç bölgelerde daha sert kara iklimi hakimdir. Kuzeyde ise Arktik iklim görülür, bu bölgelerde kışlar çok uzun ve soğuk, yazlar ise kısa ve serin geçer. Alaska'nın bazı bölgelerinde, kutup bölgelerine yakınlığı nedeniyle yaz aylarında güneş neredeyse batmazken, kış aylarında ise güneş doğmaz kutup gecesi. Kızılderililer Ergenekon'dan gitmişler. Amerikalı ve Rus antropologların araştırmasında, Kuzey Amerika kıtasının ilk sakinlerinin genetik beşiğinin Sibirya'nın güneyindeki dağlık Altay bölgesi olduğu ortaya çıktı. ABD'deki İnsan Genetiği Dergisi'nde yayımlanan araştırmayı yapanlardan Pensilvaniya Üniversitesi Antropoloji Bölümü doçenti Theodor Schur, Rusya, Moğolistan, Çin ve Kazakistan'ın kesiştiği Altay bölgesinin on binlerce yıldır çok sayıda halkın gelip gittiği kilit bir yer olduğunu belirtti. Araştırmaya göre, Amerika kıtasındaki ilk insanların ataları, bu halklardan biriydi ve bugün Rusya Federasyonu'nun bir parçası olan Altay'dan 20 bin ila 25 bin yıl önce gelmişlerdi. Asyalılara ait genetik özelliklere sahip bu insanlar, tüm Sibirya'yı katettiler ve o dönemde sular altında olmayan Bering Boğazı'nı geçerek Kuzey Amerika'ya girdiler. Orası Ergenekon. Hemen belirtelim ki bilim adamlarının bugün tarifini ettikleri Altay bölgesi. Türk tarihinin en önemli alanlarından birisidir. Çünkü, Türklerin ana vatanı da burasıdır. Hüm Nuhun. Türk İmparatorluğu'nun yıkılmasından sonra 5. yüzyıl başlarında demirci açına asena boyu bu bölgede ortaya çıkmıştır. Kendilerine soyluk kurt anlamına gelen aşine diyen bu Türkler, tarihte Göktürk İmparatorluğu olarak bilinen devleti kurmuşlardır. Bunlar, düşmanlardan korunmak için başlangıçta kendilerine ulu kesiştiği bu sarp alanı yurt olarak seçmişlerdi. Bulundukları noktaya da dik yamaç anlamına gelen Ergenekon diyorlardı. Bu bilgiler, Dünyaca ünlü Sovyet tarihçisi profesörle. Ne? Gumilev'in Eski Türkler isimli kitabında yer almaktadır. Biz de bu Türkler ile demirci Türkmenler arasındaki bağlantıyı Türk Kimliği isimli eserimizde gösterdik. Bu demirci açınalar Asya'nın teknolojik üstünlüğünü demir teknolojisini elinde tutuyorlar ve çok değerli savaş aletleri yapıyorlardı. ABD'li antropolog Şur'un tarif ettiği coğrafya, tarihimizde Ergenekon olarak bilinen yerin ta kendisidir. Bugün sadece tarihçiler değil genetik bilimcileri de ispat etti ki tarih öncesinden beri Türklerin yaşadığı bu Ergenekon bölgesinden yola çıkan boylar uzun bir yolculuktan sonra Kuzey Amerika'ya ulaşmışlar, orada Ergenekon bölgesinden götürdükleri kültürü yaşatmışlardır. Yani Kızılderililer bile Ergenekon'un çocuklarıdır. Atatürk haklı çıktı. Mustafa Kemal Atatürk'te Türk tarihi ile ilgili çalışmalar sonucunda 1930'ların ortasında bu sonuca ulaşmıştı. Bu amaçla Meksika Büyükelçisi Hasan Tahsin Mayatepe'yi görevlendirmişti. Mayatepek, 1935-1937 yılları arasında Orta Amerika'da Maya kültüründeki güneş kültü ve güneşe tapınma eyleminin Orta Asya'daki güneş kültü ile olan ilişkisini, Maya dili ile Türkçe ve diğer Asya dillerinin ilişkisini incelemiştir. Bu çalışmalar sonucunda çok sayıda sözcüğün Türk ve Maya dillerinde aynı olduğunu saptamıştır. Tahsin Maya Tepek'in iki kültür arasında bulduğu ortak noktalar sözcüklerden ibaret değildi. Her iki kültür arasında, Mayaların ay yıldızlı davullarından, şamanik kültüründen, kilim desenlerinden, sembollerinden tüy takma alışkanlıklarına kadar pek çok ortak nokta mevcuttu. Tarihçilerin o dönemdeki tespitinde de Türklerin Bering Boğazı'ndan Kuzey Amerika'ya geçtiği bilgisi yer alıyordu. Bu iddiayı faşistlik diye alaya alanların, Genetik olarak da ispatlanan bu gerçek karşısında ne yapacağını hiç merak etmiyorum. Çünkü onlar Türk milletinin büyüklüğünü gösteren bu yeni keşif yüzünden sinir krizleri geçirmekle meşguller. Şamanist kültür. Ergenekon merkezli erken dönem Türk kültürü şamanist nitelik taşır ve bu kültür inanç günümüzde bile yaşamaktadır. Büyük şehirlerimizde bugün bile var olan babalar inancı bu şamanist inancın en açık örneklerinden birisidir. Bu inanışta yeryüzü, yeraltı ve gök olmak üzere üç parçadan oluşan tek evren vardır. Yeraltına ait anrı temsil eder ve olumsuz kötü ruhlar inanışa göre orada yığılmıştır. Yeryüzü ve gökte ise olumlu ruhlar bulunur. Yeryüzü, toprak ve su ile doludur. Ağaçlar, sular, kayalar o ruhları barındırır. Şaman toplumundaki din adamları şamanlar iyi ruhlarla bağlantı kurarak yeraltı ruhlarının kötü etkisini yok etmeye çalışırlar. Bunun için kurban keserler değişik hareketlerle dans kötü ruhları kovmak ve iyi ruhları memnun etmek isterler. Bu arada şaman davuluna vurup müziksel riteme yaratırlar. Sonunda insan ile doğa ve ruhlar tanrılar arasında bir uyum kurmaya çalışırlar. Böylece de gök tanrıyı memnun ederler. Kaynak Göktürk Facebook sayfası Tengri inancında şamanlığın yeri üzerine bir inceleme başlıklı bir çalışmayı da sizlerle paylaşmak istiyorum ki, Şamanizm Türklerin dini olmadığını her daim Tengriceliğin ağır bastığını şamanın da bu tengariciliğin içinde var olduğunu anlayalım. Bu çalışma çok uzun olduğundan bu videomuzun konudan sapmaması için burada çok kısa değinip bir dahaki videoyu Tengri inancında şamanlığın yeri üzerine kapsamlı bir çalışma başlığı ile paylaşacağımı şimdiden duyurmak isterim. Tengri inancı ve şamanlık. Türklerde Tengri, tapınılan tek unsur olmuştur. Bu inançta tanrılar, tanrıçalar ve tanrılar ailesi yoktur. O tektir, doğumsuz ve ölümsüzdür. Bu bakımdan Türklerin tanrı inancı, tarih öncesi dönemlerdeki inanç sistemleri içerisinde benzersizdir. Mısır tanrı olarak firavunlarını görüyor, Roma ve Batı birbirleriyle mücadele eden, doğan ve ölen tabiat tanrılarına inanıyor, Araplar, Çinliler ve Hintler tabiat güçlerine ve putlara inanıyorlardı. Türkler ise Tanrı'nın tekliğinden ve rakipsizliğinden hiçbir dönemde ödün vermemiş, onu somutlaştırmamış hatta simgesel bile olsa resmini çizmemiştir bununla birlikte bozkır kanunları olarak gördüğümüz. Töre, töre geleneğinde Tengri'nin resmini çizmek büyük bir suç olmuştur. Bu bağlamda şamanlık Türklerin inancında değil, sadece bazı uygulamalarında vardır. En eski Türk inancı olan Tengri'cilik, tanrıcılık temelinde moniteist tek tanrı bir yapı barındırır. Türklerin şamanlık ile tanışmasına kadar geçen evrede uygulamalardan ritüel yoksun, ancak geleneklerle yürütülen bir inanç yapısı mevcuttur. Türklerin geniş coğrafyalara yayılması Tengri inancı uygulamalarını çeşitlendirmiş hatta bazı bölgelerde şamanlığın etkisinde kalmıştır. Bazı bölgelerde şamanlığın etkisinde kalması bir şeyi değiştirmemiş içerisinde şaman ile zenginleşmiş ve tek tanrıcılık hep devam etmiştir. Tengricilikten hiç vazgeçilmemiştir. Kendilerini Tanrı buyruğunu yaymaya adayan Türkler dünya düzenini sağlamak amacıyla mücadele etmişlerdir. Ancak bunu diğer kültürlerdeki misyoner faaliyetlerle karıştırmamak gerekir. Türk inancına göre kişi oğlu özgür iradersiyle Tanrı'ya ulaşmalıdır. Türk 42. Bölüm Gelelim yine kutuplara. Antarktika Antarktika, kutup bölgesinde yer aldığı için gündüz ve gece döngüleri, dünyanın diğer bölgelerinden oldukça farklıdır. Burada, güneşin doğma ve batma süreleri normalden çok farklıdır ve bu durum yıl boyunca dramatik değişiklikler gösterir. İşte Antarktika'da gündüz ve gece durumunun nasıl işlediği. 1. Kutup günü ve kutup gecesi. Kutup günü güneş batmayan dönem. Antarktika'da yaz mevsiminde, yani güney yarım kürenin yaz aylarında genellikle Ekim'den Mart'a kadar, güneş hiç batmaz. Bu dönemde, güneş sürekli ufukta kalır ve 24 saat boyunca aydınlık bir gün yaşanır. Özellikle güney kutbuna yakın yerlerde bu etkiler daha belirgindir. Kutup gecesi güneş doğmayan dönem. Antarktika'da kış mevsiminde, yani Güney Yarımküre'nin kış aylarında genellikle Nisan'dan Eylül'e kadar güneş hiç doğmaz. Bu dönemde tamamen karanlık bir gece yaşanır ve bu durum haftalar hatta aylarca sürebilir. Kutup gecesi sırasında gökyüzü karanlık olur ve bu dönemde genellikle kutup ışıkları Aurora Australis gözlemlenebilir. 2. Antarktika'nın gündüz ve gece süreleri. Yaz ayları. Güney Yarımküre'nin yaz mevsimi olan Aralık ve Ocak aylarında Antarktika'da güneş ufuktan neredeyse hiç batmaz. Bu dönemde, 24 saat boyunca sürekli gündüz yaşanır. Güney kutup noktasında, yaklaşık Eylül sonundan Mart sonuna kadar sürekli gündüz vardır. Kış ayları Güney yarım kürenin kış mevsimi olan Haziran ve Temmuz aylarında, Antarktika'da tamamen karanlık bir gece yaşanır. Güney kutup noktasında, Mart sonundan Eylül sonuna kadar sürekli gece yaşanır ve güneş hiç doğmaz. 3. Geçiş dönemleri Bahar ve sonbahar. Bahar Eylül ve sonbahar Mart aylarında güneşin ufukta yavaş yavaş batıp doğduğu geçiş dönemleri yaşanır. Bu dönemlerde gündüz ve gece süreleri birbirine yaklaşır ve güneşin batıp doğması birkaç hafta sürebilir. Bu, güneşin uzun süre ufuk çizgisine yakın olduğu bir dönemdir. 4. Coğrafi farklılıklar. Antarktika'nın farklı bölgelerinde gündüz ve gece süreleri biraz değişebilir. Güney kutup noktasına ne kadar yakınsanız, bu uzun gündüz ve gece döngüleri o kadar belirgin hale gelir. Antarktika kıyılarında ise bu döngüler daha kısa olabilir ve daha belirgin gün doğumu ve batımı gözlemlenebilir. Sonuç olarak, Antarktika'da gündüz ve gece döngüleri kutup bölgesinde yer alması nedeniyle oldukça farklıdır. Yaz aylarında sürekli gündüz, kış aylarında ise sürekli gece yaşanır. Bu aşırı koşullar bölgedeki yaşamı ve araştırma faaliyetlerini de büyük ölçüde etkiler. Bu döngüler, dünyanın eksen eğikliği ve Antarktika'nın coğrafi konumu nedeniyle meydana gelir. Eskimolar Eskimolar, Arktik bölgelerde yaşayan yerli halklara verilen genel bir isimdir. Ancak, Eskimo terimi bazı yerli topluluklar tarafından dışlayıcı veya aşağılayıcı olarak görülebilir. Bu nedenle, Inuit, Yupik veya Aleut gibi özgür etnik isimler tercih edilir. Eskimo'ların yaşadığı bölgeler şunlardır. 1. Grönland. Inuitler. Grönland'da yaşayan Eskimo'lar genellikle Inuit halkıdır. Grönland dünyanın en büyük adasıdır ve burada yaşayan Inuitler avcılık, balıkçılık ve deniz memelileri avcılığı gibi geleneksel yöntemlerle yaşamlarını sürdürürler. 2. Kanada. Inuitler. Kanada'nın Arktik bölgelerinde yaşayan Inuitler Nunavut, Kuzeybatı Toprakları Töybecin kuzey kısmı Nunavik ve Newfoundland ve Labrador'un kuzey bölgesi Nunatsiaut gibi bölgelerde yaşarlar. Bu bölgeler, Kanada'nın en kuzeyinde yer alır ve oldukça soğuk iklim koşullarına sahiptir. 3. Alaska ABD Yupik ve Unupiat Alaska'da yaşayan Eskimo halkları, daha çok Yupik ve Unupiat olarak bilinir. Alaska'nın batı, kuzey ve bazı güney bölgelerinde yaşarlar. Yupikler genellikle Bering denizi kıyılarında, Inupiatlar ise Alaska'nın kuzey kıyılarında bulunur. 4. Rusya Sibirya Sibirya Yupik Rusya'nın Sibirya bölgesinde, özellikle Çukotka Yarımadası'nda yaşayan Eskimo halkı, Sibirya Yupik halkıdır. Bu halklar, Bering Boğazı'na yakın bölgelerde yaşarlar ve geleneksel avcılık ve balıkçılık ile geçimlerini sağlarlar. Yaşam Tarzı Eskimo'lar, geleneksel olarak avcılık, balıkçılık ve toplayıcılıkla geçimlerini sağlarlar. Deniz memelileri fok, balina, balıklar ve karadaki hayvanlar rengeyi, mis gökyüzü başlıca besin kaynaklarıdır. Eskimoların geleneksel evleri, iglu adı verilen kar bloklarından yapılan kubbeli yapılardı, ancak günümüzde modern konutlar daha yaygındır. Eskimolar, zorlu arktik iklimine uyum sağlamışlardır ve kültürleri, çevreleriyle olan uyumlarını yansıtır. Bugün, birçok eskimo topluluğu modern yaşam tarzlarını benimsemiş olsa da, geleneksel yaşam biçimlerini de sürdürmeye çalışmaktadırlar. Samiler, Laponlar, İskandinavya Türkleri, dilleri ve kültürleri yok olma tehlikesine maruz Türk ve akraba toplulukları. Tarih öncesinden beri Sami halkı, Sibirya'dan geldiği düşünülmektedir. Samiler Norveç'in Finnmark, İsveç'in ve Finlandiya'nın, Lapland ve Rusya'nın kola yarımadası bölgelerine yayıldıkları ve bu bölgelerde yaşadıkları bilinmektedir. Sami halkı, 5000 yıl boyunca fenno i̇skandinavya ve Rusya'nın kuzey kutup ve yarı arktik bölgelerinde yaşadıklarından dolayı kutup halkları arasında sayılır ve Arktik Konseyi Yerli Halklar Sekretaryası gibi çevresel gruplarında üyeleridir. Norveç'in de aralarında bulunduğu İskandinav ülkelerinde uzun yıllardır yerleşik etnik bir grubu temsil eden Samiler, Ural Altay dil ailesinin Fin Ugor koluna bağlı dillerini konuşuyor. Fin Ugor kavimleri Lapon veya Lapyalı olarak da adlandırılan Samiler tıpkı Kızıl Eskimolar gibi Asya ve Turan kökenli Türk akraba topluluğudur. Bugün toplam Sami sayısı 90 bin civarındadır. Allah öğütler. Turan Türk soyundan ırkından olanların yaşadığı büyük ülkenin Türk dünyasının adıdır. Turanlı bu ülkede yaşayanlara verilen isimdir. 5000 yıllık bir tarih dilimi içinde Turan ülkesi, bütün kuzey yarım içine alır. Turan ülkesinin merkezi Tanrı dağları dolayında bulunan ötükendir. Turan ülkesinde yüzlerce Türk bölgesi varsa da büyük bölümlerin Türkçe isimleri ve yerleri şöyledir. Kutiyak, Batı Avrupa, Urallı, Doğu Avrupa ve İskandinavya, Altaylı, Asya, Amerik, Kuzey Amerika ve buradaki Kızılderililer, Abiyayalalı. Güney Amerika ve buradaki Aztek, Maya, İnka, Peru ve diğerleri. Öntürkler erken dönem. D2 büyük Turanlı kolu var idi. Ural dağlarının batısında oturan, Urallılar ile Uralların doğusunda oturan Altaylılar, Urallılar, Kuzey ve Kuzeybatı Avrupalıların ataları cetlerinin başlıcaları Finler, Estonyalılar ve Litvanyalılardı. Altaylılar ise bugünkü Sibiryalılar. Kuzey buz denizinde yaşayan Eskimolar. Kuzeydoğu'da yaşayan Sakayakutlar Yakutlar ile Kuzey Amerika'da yaşayan Kızıl Derililerin atalarıdır. Ural'a göç eden bir bölüm Altaylıların Urallılarla birleşmesiyle Oğuz boyu ortaya çıkmıştır. Altay'a göç eden Urallıların Altaylılarla birleşmesiyle Özbek, Kazak, Kırgız boyları ortaya çıktı. Altaylıların Çinlilerle birleşmesinden Moğollar, Moğolların Çinlilerle birleşmesinden Koreli ve Japonlar ortaya çıkmıştır. Amerikalı Kızıl Derililere Amerika'da yerli denir. Ameritler Altaylıların Amerika kıtasındaki uzantılarıdır. Alaskalı Ameritlerin Sibirya'ya göç ederek Yakutlarla birleşmesinden Yüitler Altaylı Yakutların Kablumbağa Adası Kuzey Amerika'ya göç ederek Alaskalı Ameritlerle birleşmesinden Alevitler meydana gelmiştir. Ameritlerin Orta ve Güney Amerika'daki uzantıları Aztekler, İnkalar ve Mayalardır. Şu anda Meksika halkının %80'i Mayaların nesilleridir. Amerika kıtası Abiayalalıların devamlı yurduydu. Teksas'ın aslı Türkçe teksasdır Niagara şelalesine Meluncanlar Neyaygara ismini koymuşlardır. Niagara kelimesi hiçbir dilde yoktur. Kuzey kutbunda yaşayan İnvitler ile Kanada'daki Ociboğullar'ın yaşantıları, film dokumaları ve kültürleri Türk olduklarını fazlasıyla göstermektedir. Kaynak Göktürk Facebook sayfası Tekrar başa dönelim. Ayetleri dikkatlice okuyalım. 83. Sana Zülkarneyn'den de sorarlar deki size ondan bir hatara okuyacağım. 84. Biz onun için yeryüzünde güç ve saltanat hazırladık ve ona her şeyden bir sebep verdik. 85. O da bir sebebi izledi. 86. Nihayet güneşin battığı yere varınca onu kara balçıklı bir gözede batar buldu. Onun yanında bir de kavim buldu. Dedik ki ey Zülkanneyn, ya bunları azap edersin ya da haklarında güzel bir tavrı esas alırsın. 87 dedi, zulmedene azap edeceğiz, sonra Rabbine döndürülecek. O da onu görülmedik bir azaba çeker. 88. İman edip hayra ve barışa yönelik iş yapana gelince, onun için ödül olarak en güzeli var. Ve ona, buyruğumuzdan, kolay olanı söyleyeceğiz. 89. Sonra bir sebebi daha izledi. 90. Bir süre sonra, güneşin doğduğu yere varınca onu, ona karşı kendilerine bir siper yapmadığımız bir topluluğun üzerine doğar buldu. 91. İşte böyle. Biz onun yanında olan her şeyi bilgimize kuşatmıştık. 92. Sonra yine bir sebebi izledi. 93. Nihayet, iki set arasına ulaştı. Setler arasında öyle bir topluluk buldu ki neredeyse söz anlamıyorlardı. 94. Dediler, ey Zülkarney. Yecüc ve Mecüc bu yerde bozgunculuk yapıyorlar. Onlarla bizim aramızda bir set yapman şartıyla sana vergi verelim mi? 95. Dedi, Rabbimin beni içinde tuttuğu imkan ve güç daha üstündür. Siz bana bedensel gücünüze destek verin de onlarla sizin aranıza çok muhkem bir engel çekeyim. 96. Bana demir kükleleri getirin. İki ucu tam denkleştirince, körükleyin. Dedi. Onu ateş haline koyunca da getirin bana, üzerine erimiş bakır, katran dökeyim. Diye seslendi. 97. Artık onu ne aşabildiler ne delebildiler. 98. Dedi. Bu, Rabbimden bir rahmettir. Rabbimin vaadi gelince onu yerle bir eder. Ve Rabbimin vaadi haktır. 99. O gün onları bırakmışızdır, birbirleri içinde dalgalanırlar. Surada üflenmiştir, hepsini bir araya toplamışızdır. 100. O gün, cehennemi, inkarcılara öyle bir sunmuşuzdur ki. 101. Onlar, gözleri benim zikrim, Kur'an'ın karşısında perde içinde olan insanlardı. Dinlemeye dayanamıyorlardı. Ayetleri dikkatlice okuduğumuzda Hazreti Zülkarneyn önce batının son noktasına ulaştığında karşısına Atlas Okyanusu çıkınca doğu tarafına yöneldi. Sonra doğunun son noktasına ulaştığında karşısına büyük okyanus çıkınca kuzeye doğru yöneldi ve iki dağ arasındaki bir geçide ulaştı. İki dağın eteklerindeki o yaşayan ve kendi dillerinden başka hiçbir sözü anlamayan bir toplumu gördü. Hazreti Zülkarneyn doğuda son noktaya ulaşıp da önüne büyük okyanus çıkınca kuzeye doğru yöneldiğine göre bu settin Asya'nın kuzey doğusunda olması gerekiyor. Ayrıca tarihten çok önceki dönemlerde yapılmış olmasına rağmen ayet-i kerimede, Rabbimin vaadi geldiği kıyamet yaklaştığı zaman, onu yerle bir eder buyrulduğuna göre şu anda dimdik ayakta durduğu da kesindir. Ancak iki dağın arasında ve dağlarla aynı seviyede olan bu set, kıyamete yakın parçalanıp yerle bir olacağına göre belki de Allah onu şiddetli sel sularının getirdiği kum ve millerle doldurup insanların gözünden gizlemiş olabilir. Veya kar ve buz ile örtülü olma ihtimali de yüksektir. Bu ayetler, Kur'an-ı Kerim'de Kehf Suresinde geçen Zülkarneyn kıssasından alınmıştır. Zülkarneyn, Allah tarafından güçlü ve adil bir hükümdar olarak tanıtılır ve yeryüzünde doğuya ve batıya yaptığı seferlerden bahsedilir. Bu ayetlerde, Zülkarneyn'in güneşin battığı ve doğduğu yerlere ulaştığına dair anlatımlar yer alır. Güneşin battığı yer Karabal çıktı bir gözede batar buldu ifadesi, Zülkarneyn'in güneşin batışını, ufukta, sanki karanlık ve bulanık bir suya batıyormuş gibi gözlemlediği bir yer olarak tanımlanır. Bu, bir coğrafi gerçeklikten çok, o dönemde gözlemleyen bir kişinin algısını yansıtıyor olabilir. Bu yer, batıdaki en uç nokta olarak düşünülebilir. Coğrafi olarak, bu durum büyük okyanus, Atlas okyanusu veya herhangi geniş bir su kütlesiyle ile ilişkili olabilir. Zülkarneyn'in batıya yaptığı seferlerde ulaştığı bu nokta, belki de o dönemin bilinen dünyanın batı ucundaki bir yer olarak kabul edilebilir. Güneşin doğduğu yer. Ona karşı kendilerine bir siper yapmadığımız bir topluluğun üzerine doğar buldu ifadesi, Zülkarneyn'in doğuya yaptığı bir seferde, belki de çok geniş bir ovada veya çöl benzeri bir yerde yaşayan bir kavme ulaştığını ifade ediyor. Bu topluluk, güneşin etkilerine karşı doğal bir koruma ya da barınak kullanmayan, belki de göçebe ya da ilkel yaşam süren bir toplum olabilir. Bu yer, Doğudaki en uç nokta olarak düşünülebilir. Bu tanım, Gobi Çölü, Orta Asya bozkırları veya başka bir geniş açık alanla ilgili olabilir. Yorum ve anlam. Simge ve anlam. Bu ayetlerde geçen tanımlamalar bir coğrafi keşif ve gözlemden çok metaforik bir anlam taşıyabilir. Güneşin batışı ve doğuşu dünyanın uç noktalarına yapılan seferler olarak sembolize edilebilir. Zülkarneyn'in seferleri, onun egemenliğinin, adaletinin ve Tanrı'nın gücünün yeryüzünün dört bir yanına ulaştığını anlatan sembolik bir anlatım olabilir. Gerçek yerler Zülkarneyn'in ulaştığı bu güneşin battığı ve doğduğu yerler muhtemelen belirli bir coğrafi noktayı değil, insanlığın bilinen dünyasının uç noktalarını temsil eder. Batıdaki yer, belki Atlas Okyanusu veya Hazar Denizi, doğudaki yer ise belki Orta Asya'nın geniş stepleri veya Çin'in batı sınırları olabilir. Ancak, Kur'an'da bu yerler net bir şekilde belirtilmediği için tam olarak neresi olduklarını belirlemek mümkün değildir ve bu konular tarih boyunca birçok farklı yoruma tabi olmuştur. Özetle, bu ayetler Zülkarneyn'in dünyanın sınırlarına kadar ulaştığı, geniş seferler yaptığı ve karşılaştığı halklar üzerinde adaletle hüküm sürdüğü şeklinde yorumlanabilir. Güneşin battığı ve doğduğu yerler ise, dünya üzerinde batıdaki ve doğudaki en uç noktalar olarak metaforik bir anlam taşıyor olabilir. 43. Bölüm Tüm bu bilgilere dayanarak bu videonun son bölümünü iyi dinleyin. Hz. Zülkarneyn kimdir sorusuna cevap vermeden önce toparlamak adına önemli bir noktaya değinmek gerekir. İddiaya göre Sümerler ve Mayalar döneminde yaşayan Zülkarneyn iki zamanlı olarak bilinir, yani zamanlar arasında gezen anlamındadır. Hatta Sümer tabletlerinde Zülkarneyn zaman kapısından geçerken resmedilmiştir. Tüm bunları göz önüne aldığımızda, Hazreti Zülkarneyn'in Oğuz Kağan olma ihtimali oldukça yüksek olmakla birlikte, Zülkarneyn'in her çağda ve her zamanda var olduğu, yani zamanlar arasında yolculuk yapabildiği düşünüldüğünde, Hazreti Zülkarneyn'in bir şahıs değil de, Türk milleti olduğu sonucunu da çıkarabiliriz. Yani Hazreti Zülkarneyn Oğuz Kağan olabileceği gibi, Oğuzların bütünü, yani Türk Oğuz beyleri ve dolayısıyla Türk milletinin ta kendisi olma ihtimali de yüksektir. Bu durum, Türk milletinin Hazreti Zülkarneyn kıssasına uyduğunu yukarıda uzunca anlattığım konular ışığında göstermektedir. Türkler en batıda güneşin battığı ve en doğuda güneşin doğduğu yerlere gitmişler her yerde varlar hatta kutuplarda bile. Oğuz, köken olarak Türk dillerine dayanır ve Türk tarihinde önemli bir yere sahip olan Oğuz boyları ile yakından ilişkilendirilir. Bu isim, kuvvet, cesaret, liderlik ve soyluluk gibi değerleri simgeler ve bu nedenle tercih edilen bir isimdir zor zamanlarda ortaya çıkan genetik ruh Allah'ın ordusu Türk milleti. Sonuç olarak o Zülkarneyn'dir. Tüm bunlardan çıkarttığım sonuç şudur. Kur'an'da Zülkarneyn'in bir set çektiğinden söz edilmektedir. Bu setin nerede olduğu belirtilmemekte birlikte Allah'ın vaadi gerçekleştiğinde yani kıyamete yakın bir zamanda bu setin yerle bir edileceği ifade edilmektedir. Tüm bunları göz önüne aldığımızda bu setin yıkılacağı güne kadar insanlardan gizli tutulacağı düşünülebilir. Bu durumda, Zülkarneyn olduğu düşünülen 2. Kiros'un veya Büyük İskender'in yapmış oldukları iddia edilen setlerin, Kur'an'da bahsedilen setle aynı olamayacağı ortaya çıkar. Çünkü, eğer bu kişiler Zülkarneyn olsaydı, bu setin yerini ifşa etmiş olurlar ve insanların seti yıkma ihtimali doğardı. Oysa Kur'an'da geçen Zülkarneyn kıssası ile örtüşen anlatılar, Oğuz Kağan'ın Zülkarneyn olduğunu işaret etmektedir. Oğuz Kağan destanında veya Orgun kitabelerinde bir setten söz edilmemesi de, bu settiğin gizli tutulduğuna dair bir işaret olabilir. Tüm bu bilgileri topladığımızda, bugün en batıya ve en doğuya baktığımızda Türk milletini görürüz. Türk milleti bir şekilde bu bölgelere ulaşmıştır. Bu, büyük ihtimalle Oğuz Kağan ile birlikte gidip oralarda kalan Türkler olabilir. Türk milletinin bu karakteristik yapısı, Oğuz Kağan'ın seferlerine işaret eder. Tüm bu anlatıları göz önünde bulundurduğumuzda, Kur'an'da geçen Zülkarneyn'in Oğuz Kağan olduğu sonucuna varabiliriz hatta aksini ispatlayan çıkmadıkça varmalıyız da. Hz. Zülkarneyn, Oğuz Kağan, Hz. İbrahim, Oğuz Kağan'ın, yani Hz. Zülkarneyn'in, Hz. İbrahim ile aynı çağda yaşadığı ve buluştuğu düşünüldüğünde, önceki çalışmamızda ortaya koyduğumuz Hz. İbrahim'in Kur'an'da işaret edilen dini öğretisinin Oğuz yani Türk töresi olduğu gerçeği bir kez daha kanıtlanmış olur. Kur'an'da geçen Hazreti İbrahim'in milleti ifadesinin üç şeye işaret ettiğini belirtmiştik. O dönemde millet kelimesi, dini öğreti veya inanç sistemi anlamında kullanılmıştır. Bu bağlamda, Hazreti İbrahim'in dini öğretisi Oğuz yani Türk töresi, inanç sistemi ise Türklerin her daim benimsediği tek tanrıcılıktır. Milleti ise Yüce Allah'ın mucizesi ve bilgisi ışığında Türk milletine işaret etmektedir. Günümüzde millet kavramının ırk, kavim, soy anlamında kullanılacağı, Yüce Allah'ın bilgisi ve takdiriyle gerçekleşmiştir. Evet bildiğimiz Oğuz Hazreti indir Evet çift boynu sahibinin nesliyiz. Evet Oğuzlar yani Türk milleti Allah'ın yeryüzündeki ordusudur. Çin'deki gizlenen saklı Türk piramitlerine girip fotoğraf çeken Oktan Keleş'in araştırmaları ve söylediklerine kulak verilmelidir. Devlet bu piramitleri incelemek için gerekli adımları atmalıdır. Belki oradaki yazıtlarda daha net bilgiler vardır kim bilir. Oktan Keleş şöyle diyor çift boynuzlu granit taştan 3 metrelik baş figürünü sorduklarında ise şaşırtıcı bir cevap aldıklarını belirten Oktan Keleş, Çinli'nin o sizin atanız Oğuz Kağan'ın temsili suretidir dediğini nakletti. Keleş, Çinli'nin piramidin alt kısmında başka bir mumya olduğunu ve onun hiç bozulmadığını ileri sürdüğünü, ayrıca var olan binlerce tabletten bazılarının zaman içerisinde aşınarak birbirine yapıştığını söylediğini aktardı. Artık, devletin ciddiyeti, gücü ve olanaklarıyla ortaya çıkarttığımız gerçekler gün yüzüne çıkarılıp dünyanın kabulüne sunulmalıdır. Tüm Türkler, bu gerçekleri bilmelidir. 43. Bölümün ve Videonun Sonu Daha önce de belirttiğim gibi Tengri inancında şamanlığın yeri üzerine kapsamlı bir çalışma başlıklı bir daha ki, videoda görüşmek üzere. Gök Tengri'ye emanetsiniz.